Masal kitabım Üç kardeş Vaktiyle bir tüccarın üç oğlu varmış. Bu üç oğlanın üçü de birbirinden haylazmış. Hiçbir işin ucundan tutmaz, çalışmayı sevmezlermiş. Tüccar üç oğluna da bir meslek öğretmek için elinden geleni yapmış ama sözünü dinletememiş. Oğulları iki de bir, neden çalışalım ki diyorlarmış. Zaten zenginiz. Sen ölünce arta kalan malına yine geçinir gideriz. Tüccar bir gün oğullarını başına toplamış. Madem ben öldükten sonra benim malımla geçinmek istiyorsunuz, size bir teklifim var, demiş. Çocuklar merakla, babacığım teklifinizi merak ettik, demişler. ''Üçünüzden her kim iyi bir meslek edinirse ona mirasımın hepsini bağışlayacağım, demiş tüccar. Çocuklar bu habere hem sevinmiş hem üzülmüşler. Sevinmişler çünkü her biri mirasa başlı başına sahip olmak istiyormuş. Üzülmüşler çünkü meslek öğrenmek hepsine de güç geliyormuş. Ama babaları da kararında ısrarlıymış. Çocuklar hemen meslek öğrenmek için iş aramaya başlamışlar. Biri bir berberin yanında, Diğeri bir nalbantın yanında, diğeri ise bir demircinin yanında iş bulmuş. Üçü de canla, başla çalışarak mesleklerini ellerine almışlar. Berber, nalbant ve demirci ustası olarak babalarının yanına dönmüşler. Tüccar oğullarının iş güç sahibi olduğunu görünce çok sevinmiş. Oğullarım, sizi kutlarım. İnsanın hayatta kendi emriyle geçinmesi kadar güzel bir şey yoktur. Artık üçünüzün de yaşamını kazanacağı bir mesleği var. Ben bugüne kadar çalışıp kazandım. Hepinizi büyüttüm. Siz de bundan sonra çalışıp kazanın, yuva kurun ve çocuklarınızı büyütün demiş. İşte size bırakacağım miras budur. Çocuklar babalarına hak vermişler. O günden sonra miras beklemeyi bırakıp işe güce sarılmışlar. Her biri mesleğinde başarılı olmuş.'' evlenip yuva kurmuş ve çocuklarıyla mutlu birer ömür sürmüşler.